Merhaba, Instagram İnci Yeşilyurt veya İnci Yeşilyurt official adresinden DM'ye rumuz ve telefon numarası yazıyorsunuz. İnci ablanız sizi tek tek arıyor. Paylaşıyoruz, dertleşiyoruz, kuş gibi hafifliyoruz ama hepsinden önce ne yapıyoruz? Kanalımın altındaki balona tıklayarak İnci ablanıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Bugünkü rumuzumuzun ismi Mina. Mina bakalım ne yaşıyor? Neyi paylaşmak istiyor? Kişi şu anda başka bir görüşme yapıyor. Evet. Lütfen hapse kalınız hapse ya da kalıyor. Daha sonra tekrar deneyiniz. Yok, the person you're calling. Alo. Alo. Ya. Merhaba, Rumuz Mina ile mi görüşüyorum? İnci Yeşilyurt arıyor. Merhabalar İnci Hanım. Görüşmemiz YouTube'dan yayınlanacak. Kabul ediyor musunuz? Evet, ediyorum. Peki Minacığım, seni tanıyabilir miyim? Kaç yaşındasın? Evli misin? Bekar mısın? 34 yaşındayım. Tamam. Evliyim. 2 oğlum var. Ay Allah bağışlasın. Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. Ne kadarlık evlisin? 8 yıllık evliyim İnci Hanım. Bu arada ben sizi takip ediyorum. Çok beğeniyorum duruşunuzu. İyi ki varsınız, öyle diyeyim. Çok teşekkür ediyorum. Minacığım, ne yaşıyorsun? Ben bir anlamak istiyorum öncelikli olarak. Şimdi 8 yıllık evliyiz ama evet. Çok mağdireler atlattık evlendiğimizden beri. Ne gibi? Yani ne gibi? Biz çok açıkçası birbirimizi tanıyarak evlenmedik. Görücü usulü mü? Ya o gibi bir şey oldu açıkçası. Görüştük ama yani bir toplasanız 5 defa falan görüşmüşüzdür. He, anladım. Evlilik içinde tanımaya başladınız. Aynen öyle oldu. Şöyle, ben biraz daha dışa dönük bir insanım. Eşim içine kapanık bir insan. Evet. Bu noktada iletişim problemleri yaşıyoruz. Danışman hizmeti aldık. Evet. Biraz dirençli eşim o noktada. Hı hı. Asıl problemimiz şey, hani nasıl diyeyim? Direkt söyle. Şimdi canlı olunca da heyecanlandım, kusura bakmayın. Yok, içinden geldiği gibi direkt söyle. Asıl probleminiz nedir? Ya asıl problem aslında karı koca ilişkisi. Yani yatak problemi aslında. Yani benden hep bir şeyler bekliyor eşim. Yani hayat anlamında da öyle. Hep benim dürtmemi bekliyor. Ben yapınca mutlu oluyor. Ben de diyorum ki artık hani tamam ben yapayım ama sen de yap. Şimdi şunu net anlamam lazım. Yatak odası probleminizde eşinin bir erken boşalma problemi mi var? Yatakta seni mi mutlu edemiyor? Sen mi eşine yetersiz kalıyorsun, mutlu edemiyorsun? Birlikte iletişim mi kuramıyorsunuz cinsel konuda? Nedir? Bana tam anlat. Yani şöyle, eşim akşam olunca uykusu geliyor. Genelde insanların akşam olunca uykusu gelir de bu kaçta geliyor, nasıl geliyor? Yani saat 10'da, bilemediğiniz en fazla 11 gibi uyuyakalıyor. Yani 11'e kalmıyor açıkçası. Çok mu erken kalkıyor? Yok, erken de kalkmıyor. Yani ben çalışıyorum hani. Evet. O daha saat 8 gibi falan kalkıyor. Anladım. Yani uykusunu alıyor normal şartlarda. Biz doktora da gittik. Ben dinliyorum videolarınızı. Öyle hani biyolojik bir sıkıntısı yok. Psikolojik. Güzel. Ondan sonra bayağı ben yollar denedim. Hani bir çocuğumuz vardı aslında. Ben farklı bir şeyler düşünüyordum hani. Sonra ikincisi oldu. Hani daha hani kurtarayım yuvamı diye düşündüm. Evet. Aslında fırsat da verince şöyle oluyor İnci Hanım. Ben hani şimdi anlatıyorum ki siz bırakacağım sözü. Ben ona bırakayım diyorum. Hadi bir şeyler yapsın. Bekliyorum. Aradan 2 hafta geçmiş, 3 hafta geçmiş. Hı-hı. Yine yok. Bu sefer ben sinirlenmeye başlıyorum. Yani bir dakika net anlamak için soruyorum. Sen eğer herhangi bir adım atmazsan eşinde tık mı yok? Ben adım atarsam var. Ama niye hep ben adım atıyorum? Yani bu adam ne bileyim bakıyorum, duyuyorum. Hani benim diyorum beğenmiyor, istemiyor mu? Söylüyorum da yani sebebi ne bunun? Hani normal şartlarda bizim yaşımız yani genç sayılır diyorum. 34-35 yaşlarındayız. Evet, gençsiniz. Ama yani bu yani ben dürtersem oluyor. Dürtmezsem ayda falan oluyor yani. Sen dürtmedin.
Ve bir ay sonra adım atıyor mu? Ortalama atıyor ay olunca. Nasıl ortalama? Yani bir süre olarak diyorum, evet, bir ay olunca atıyor. Adım atıyor. Yani evet. Eşinin eşiyle beraber olma isteği ayda bir gibi mi duruyor? Evet, ama bu bana yetmiyor İnci Hanım. Yani kendimi kötü hissediyorum. Hı hı. Araya soğukluk giriyor. İçim soğuyor. Konuştum mesela, dedim neden böyle? O da biraz galiba işinde dikkat dağınıklığı mı var bilmiyorum, diyor ki, diyorum hiç mi aklına gelmiyor? Ay oluyor, ayda da biraz geçebiliyor. Ya diyor, dikkatim diyor, şimdi internetten ev, home office çalışıyor eşim. Hı hı. Evde yani. Hı hı. Ya diyor, aklım başka şeylerde olunca diyor, şey yapamıyorum, buna yoğunlaşamıyorum, yüksek de gelmiyor diyor. Bu normal mi sizce? Hı hı. Hep mi home office'ti? Nasıl, anlamadım. Hep mi home office çalıştı veya hep mi iş dertleri vardı? Yok, hep home office değildi. Bir işi vardı, güzel bir işi. Bir sıkıntı yaşadı, büyük bir sıkıntı, ama eşinle alakalı bir durum değildi. İşten atıldı. Öyle olunca dönemimiz geçti zaten, bayağı bir bunu yaşadık hepimiz ailecekte. Sonra kendine yeni bir iş kurdu. Ama anladığım kadarıyla sizin başından beri bu probleminiz var. Evet evet, sadece bireysel, yani karı kocadan ziyade işte işten, biz 2 yıllık falan evliyken işle ilgili problem çıktı. Sonra kayıplar oldu ailede işte. Hı hı. Annesini kaybetti vesaire. Derken hep içinde yaşamayı seviyor diyor, ben içinde seviyorum her şeyi. Diyorum bana ne gerek var o zaman. Sen eşinin hani, hayatındaki kaçıncı kadınsın? İlk. Öyle yani, diyor. Niye? Öyle demiyor. Doğru. Doğru. Çünkü bütün bahsettiğin bu acemilikleri görebiliyorum eşinde. Yani kadın deneyimini senle yaşıyor. Evet. Maalesef. Bak, maalesef diyorum. Evet. Bu iyi bir şey değil. Yani. Evet işte, değil diyorum zaten. Danışman da söyledi. Öğrenebilirsin diyor sevmeyi. Öğrenmişsin var mı? Bu önemli. Ya açıkçası çok az desem. Hı-hı. Çünkü 8 yıl geçmiş. Biz 8 yıldır ortalama neredeyse bunu yaşıyoruz. Hı-hı. Peki öğrenme isteği olmadığı takdirde seni duygusal olarak kaybedeceğini biliyor mu? Yani bence benden emin diye düşünüyorum. Hı-hı. Biraz böyle düşünüp de araştırıyorum. Yani şey diyor, hani bir defa çocuk, bir tane çocuğum, yani ben çektim. 2 aya yakın yoktum evde. Evet. Ama geri dönmem gerekiyordu işim gereği. Evet. Yani git dedim, evden git. Gitmiyor da. Hı hı. Hani git diyorum, kovalıyorum, gitmiyor. Yani şimdi lütfen kendimizi onun yerine koyalım. Ben şimdi sen diyelim. Sen bir an için eşin ol. Ve sen bu durumdasın. Yani ayda bir, 2 ayda bir kimse dokunmazsa, elleşmezse, cinsellik aklına gelmiyor, beraber olmak istemiyorsun diyelim. Ama hı-hı, öte yandan baktığımızda da eşini kaybetme durumun da yok. Çocuklarınız, hı-hı, da var. Yani eşim benim asla beni kaybetmez. O zaman bu rahatını veya bu konumunu değiştirir misin? Değiştirmezsin. Hı-hı. Yani eşini bir anlamda kamçılayan, isteği uyandıracak, bunun seninle alakası yok. Evet ya, ben yanlış yapıyorum. Evet, benim de hayatımı yaşamam lazım. Aksi takdirde yaşlılıkta başka sıkıntılar yaşayacağım. Bla bla. Yani bunları ona düşündürtmek gerekiyor, ama bunun içinde ben mutlu yuvamı mutsuzluğa dönüştürürüm ve eşimi kaybederim duygusunun uyanması lazım. Hı hı. Şimdi sen telefonu kapattıktan sonra eşinin bunları neden yaptığını ben açıkçası anladım. Ve bunları sana açıklayacağım. Ama bak, bu tür konulardaki destekler 1,5-2 yıl devamlı giderseniz sonuç alırsınız. Devamlı. Hı-hı. Onun dışında kendinizi kandırırsınız. Çünkü neden? Kaç yaşında evlendi eşin? 28 falandı. Evet. 28 yılın yanlışını düzeltecek uzman. Hı hı. Hadi 28 demeyelim. Ergenliğe 12'de girdi diyelim. 16 yılın eksiğini
Uzman onunla konuşa konuşa kapatacak. O yüzden hepsi birer ay sürse 16 ay. Bir kere uzmanınızı bırakmayın. Kesinlikle devam edin. İlk başlarda düzelmeyecekmiş veya eşim dirençliymiş gibi görünse de biz uzmanlar o direnci öyle ya da böyle kırıyoruz, bundan emin ol. Ama telefonu kapattıktan sonra sana da bazı önerilerim olacak. En azından onları da hayatına geçirirsen faydasını göreceksin. Öpüyorum yanaklarında. İnci Hanım, bir şey daha sorabilir miyim? Tabii. Vaktiniz varsa. Tabii. Ben bayağıdır sizi bekliyorum da bir yıl, iki yıl falan olmuştur. Ya bunun benimle bir alakası var mı? Ben hep kendimde aradım. Hayır. Hani... Bak şundan emin ol. Adım İnci Yeşilyurt. Seninle uzaktan yakından en ufak bir ilgisi yok. Peki bunda biz şimdi aile danışmanına gittik. Hatta bir gittik yıl, bir yok, buçuk. Gideceksiniz sürekli olarak. Yok, şunu diyeceğim. Bir buçuk yıla yakın gitmiştik. Evet. Sonra aile danışmanı da ara verin ama sonra isterseniz devam edebilirsiniz. Hani biraz bir mola verelim falan demişti. Şimdi bizim aile danışmanı mı yoksa eşimin bireysel cinsel terapi alması mı? Hayır hayır. Aile danışmanına gittiğinizde aile danışmanı zaten sizi bireysel olarak da değerlendirecektir. Ama benim gördüğüm kadarıyla daha çok eşine yoğunlaşacaklar. Bir de durumu var. Ben böyle eşimle biraz konuşunca, didikleyince eşim takıntılı. Yani banyodan bir saatte falan çıkıyor. Affedersiniz, tuvaletten yarım saatte falan çıkıyor. Düzenli ama böyle hani arada bir olabilir insanlık hali. Ama genel hali bu. Sonra ben eşinin banyo hali için direkt obsesyon diyemem. Belki de eşin içeride mastürbasyon yapıyor. Anladım. Tamam. Bunu uzman muhakkak soracaktır. Anladım. Okey. Peki, yani direkt ona takıntı diyemem ben. Böyle problemi olan adamda diyemem. Anladım. Ya kendisi diyor ki mesela hani gusül aldığında ya olmadı olmadı falan. Hani bilmiyorum, belki o belki farklı bir şey dediğiniz gibi. Bir de İnci Hanım. Ya bu süreçler uzun mu sürer? Evet. Yani ve eğer kendi kendini rahatlatma gibi bir alışkanlığından kopamıyorsa bu sana biraz evvel söylediğim sürede uzar. Ama sonuç muhakkak alırsınız, onu söyleyeyim. Diyor, onu da sordum. Hayır, kabul etmiyor. Aklına da mı gelmiyor diyorum. Hayır diyor. Sizce... Tabii yani ben bu tür konularda direkt sana doğrunun söyleyeceğini beklemiyorum. Öpüyorum yanaklarından. Videonu izle lütfen. Evet. Rumuz Mina'yı izlediniz. 28 yaşında hiçbir kadın tecrübesi, daha doğrusu kadın tecrübesi, sevmedim o cümleyi. Yani bir kadınla iletişim, karşı cinsle iletişim, onunla flörtleşme, doğanın kanunu olanı, doğanın kanunu, hormonların kanunu olanı yaşamadan 28 yaşında evlenmiş bir erkeğin o güne kadar, benim tahminim, bu benim yorumu, büyük bir ihtimalle kendi kendiyle ilgisi vardı ve o kendi kendiyle ilgisi de aşırıydı. Aşırı olduğu için aklıma gelmiyor filan, bunlar bana masal. Çünkü banyoda kalma süresi vesairesi bayağı uzun, tuvalet bayağı uzun. Her tuvalet öyle midir? Tabii ki değildir ama bu problem de var yanında. Bunları birbiriyle meç ettiğimiz zaman, uzman meç ettiği zaman zaten bazı şeyleri ortaya çıkaracaktır. Bu tür problemler, yani eşiyle birlikte sağlıklı bir partner ilişkisi kurmak, kimi çifte bir ayda bir de olabilir ama dengesizlik var. Biri bir aydan daha sık istiyor, öbürü bir aydan daha uzun istiyor. O dengesizliği ortak bir noktada buluşturabilmek için Minacığım, eşinin üstüne yoğunlaşılan bir kere terapi yapılması lazım. Ama burada sen kendini kesinlikle suçlu hissetmeyeceksin. Senden kaynaklanan herhangi bir durum yok. Ve üstüne üstlük, zamanla eğer bu problemi çözmezseniz benim endişem şu, sen duygusal kopuşlar içine girersin bir süre sonra. Çünkü taraflardan bir tanesi çok aç kalıyor, diğerinin karnı tok. Tok açın halinden anlamıyor. Anlamadığı için de o açı bir gün biri çıkar, karnını öyle bir doyurur ki işte o zaman sizin ailenizin feleği şaşar. Böyle bir tehlikeyle de karşı karşıyasınız. Bu yüzden terapilerinizi lütfen ihmal etmeyin.
Bu yuvayı herhangi bir tehlikeye maruz kalmadan kurtarabilmek amaçlı uzmanınızla birlikte eşindeki bu kendi tokluğunu yaşarken karısını aç bırakma olayını muhakkak normale dönüştürmeniz gerekmekte. Çünkü yatak odasında karşılıklı olarak ortak bir müşterekte buluşularak bir partnerin diğer partnerini de rahatlatmak, memnun etmek, ortak paydada buluşma sorumluluğu ve görevi var. Bu sorumluluk ve görev sadece mutfakta karnını doyurayım değil, yatak odası içinde geçerlidir ve evliliğin en önemli kurallarından, en önemli sorumluluklarından biridir. Bugünlük yayınımız bu kadar. Bundan sonraki yayınlarda görüşünceye kadar lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.